diye çıkıyor. O konuda da ısrarla bir inatla ne kadar sorumsuz bir konumda yasa gereği, anayasa gereği sorumsuz olduğunu bize hatırlatıyor. Sorumlu o değil. Yani onu öğreniyoruz. Nitekim pahalılıktan da Sabah gazetesi manşetine çekmiş. Aslında Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde New York'taki sözleri çok başka açılardan çok çok kritik ve önemli. Onlara geleceğiz ama önce şunu bir vereyim çünkü bir sıcak gelişme notu var. Şimdi Erdoğan faiz sözleriyle 3-5 gün önceki zaten açık etmişti faizi indirmesini istediğini. Verdi işareti düştü. Bu da ne yaptı biliyor musunuz? Borsayı sarstı. Erdoğan borsayı da sarsmış. Market hisseleri çok sert kayıplarla başlamış güne. Şimdi gelen nota göre. Şimdi yani hani müsaadenizle oraya çemkir, buraya çemkir. Yani hani olmuyor. Ve en sonunda da sonucu konuşuyoruz. Evet Şimdi doğru. bu sistem yaklaşık 15 yıl önce başlamadı mı? Her büyük market doğal olarak yurt dışında da böyledir. Kendi halini kurmadı mı? Yani hale girmeden kendi hallerini kurarak orada alım kuvvetiyle bir pazar oluşturdu. Biz bunu yıllardan beri söylüyoruz zaten. Dikkat edelim. Bakın tarlaya giren marketler sonunda alım kuvvetleriyle bir monopol yaratırlar. Yani monopson diyoruz biz bunu aslında da. Ve bu belli bir süre sonra inanılmaz bir seviyede sıkışıklığa yol açar. Doğru mu bu söz? Aslında doğru ama ters tarafı şu. Dediğim gibi biz sonucu konuşuyoruz. Nedeni önlenmeden sonucu konuşuyoruz. Beraber gidilen bir yol, beraber yapılan bir yatırım. Yatırımı hatta yaparlarken kurdeleleri kesen bir sistemin bunu eleştirmesi bence çok haksız bir davranış. Ama geriden baktığımızda zincir marketleri tabii ki bildiğim kadarıyla birkaç dernek kapsamında yoğunlaşmışlar. Her bir derneğin kuvveti var. O kuvvete göre fiyat sabitleme güçlerini kullanıyorlar. Özellikle patates, ekmek, soğan ve benzeri yaklaşımlarla. Bunlar suç biliyorsunuz. Ama bunu zaten devlet biliyor, bunu zaten hükümet biliyor. Zaten kurdalayı kesen de hükümet yetkilileri değil miydi bu sistemi başlatırken? Yani şu anda hiç kimse kusura bakmasın, her bir aksiyon mutfağa yansımış. Halk fakirlik içinde debelenirken suçluyu başka bir arenada aramak. Suçlu burada varsa karar veren de, karar verdiren de o kurdalayı kesen de. İyi de şimdi ay aslında yanıtını bildiğim bir şey soracağım. Onun için böyle tuhaf tuhaf cümleler kurmaya hazırlanıyorum. Şimdi Usanmadan tekrar etmek lazım. Erdoğan ekonomideki gidişten sorumlu değil. Doların 8,85 gerçekten hani gülme krizine tutuldum diyorum ya vallahi tutuldum aşağıda. Arkadaşlarım tanıktır. 8,85 akıl alır gibi değil. Böyleyken işte market zincirleri, dış politikaya birazdan geleceğiz. Murat Yetkin Ankara'dan bizlerle birlikte olacak birazdan. Özellikle Erdoğan'ın o konudaki nasıl yani dedirten ifadelerini soracağım. Erdoğan her konuda karar verici ama sorumluluk sahibi değil. Bence bunun pek bir önemi yok. Yani halk oy sahibi, maaşlı, işsiz, neyin ne olduğunu farkında. O söylemlerin artık bir etkisi de yok. Yani biliniyor ki 2018'den itibaren her imzanın altında kim karar veriyorsa onun etkisi vardır. Ve kimin karar verdiğini de biliyoruz. O benim aslında sorunum da değil. Sorunum şu. Yapılan bütün güzelliklerin sanki karar vericilerin cebine girdiği, bütün olumsuzlukların da belirli gruplara yüklendiği, başta da biz ekonomistlere biliyorsunuz yani enflasyonda olsun, büyümede olsun ve benzeri yüklendiği bir süreci görüyoruz. Aslında bu sürece sevinin Ayşenur Hanım. Zira çok şey kötüye gidiyor. Çok şey ortada. Örtmenin bir aracı olarak kullanılıyor diyebilirim bunu. Yani orta sahada top çevirmek diyebiliriz futbol Ama şeyine. Veysel Ulusoy çok şey değil mi? Yani o kadar tehlikeli bir şey ki biz bunları sonra nasıl düzelteceğiz? Yani tamam, bak işte zulmün artsın,
O gençlere konuşuruz yapılanlar. İşte bak mutfakta yangın çıkardı gidici. İyi de bunları sonra bu ülke nasıl temizleyecek? Yani benim modelime göre, modellerime göre ya da grubun, ENAG grubu da bu sistemde çok iyi çalışıyor. Verilerle, özellikle de OECD'nin, Dünya Bankası'nın bize ait verilerle çalışıyoruz. Latin Amerika ülkelerini araştırdık, ettik. Onlarda da biliyorsunuz genetik yapı bizimkiyle hemen hemen aynı. Hem yönetim tarzları, siyasi yönetim tarzları, hem de ekonomileri. Tahminimize göre bizim 10-15 yıllık bir restorasyon dönemi olacak. Bu restorasyon döneminde ilk yapımız ortalama %5 büyümeyi sabit kılabilmek, kararlı kılabilmek. Biliyorsunuz %5 büyüdüğünde ekonomimiz en azından istihdam yaratma kapasitesinin eşik noktasına geliyoruz. Potansiyelimiz de yaklaşık 6-6,5. Potansiyelimizin altında olduğumuz sürece istihdam yaratamıyoruz. Bu restorasyon döneminde ilk işimiz %5'lik, yani yaklaşık bu da 40 milyara denk geliyor ya da 35 milyara yıllık. Onu rezervi sıfırlamak için, yanlış anlamayın, eksiden sıfıra çıkarmak için tam tersi değil uğraşacağız. Çünkü şu anda 40 milyar dolar civarında yani, %6 faiz ödediğimiz bir dolar rezervimiz rezervin var. Hiç olması için evet, bu sıfırlama kadar o bağlamda söyledim ben. 45 milyar doları 2-3 yılda sıfıra getirmek, arkasından kaybedilen biriktirilemeyen yılları da sunduğumuzda 150 milyar doları 7-8 ya da 10 yılda Merkez Bankası'nın kasasına koymak. Tabii bu büyümeyle, tabii istihdam yaratmayla, tabii ihracatı teşvikten kastım gerekli yatırımları yapmakla, bir de ithal ikamesi. Yolumuz çok uzun ama ülke olarak tabii, hani kişisel bağlamda söylemiyorum. Genç bir ülkeyiz, enerjimiz de var zannedersem. Belirli ekonomi grupları da, siyasi partilerin ve benzeri olsun, çok iyi çalışıyorlar. İnanılmaz eski Türkiye'den gelen, tırnak içinde, iyi planlamacıların olduğu birkaç grubun hem bağımsız hem de ortak bir şekilde Türkiye'nin ekonomisini yönlendirecek mekanizmayı yarattığını biliyorum. Şimdi tam sırasıyken, tam sırası oldu bence. Şimdi az önce ENAG'dan da zaten söz ettiniz. Enflasyon Araştırma Grubu. İşte TÜİK çıkıyor diyor ki enflasyon şu kadar. Aslında TÜİK'in açıkladığı enflasyon da zaten korkunç da. Ama gerçek enflasyon korkunç ötesi. Şimdi birdenbire bir yasa teklifi verildi. Verilecek daha doğrusu, haberi geldi. Meclis açıldığında 1 Ekim'de TÜİK veri komiseri olacak. Şöyle hem siyasi anket yapan şirketleri hem de ENAG başta olmak üzere enflasyon vesaire konusunda ekonomik verileri araştırıp paylaşanları denetleyecek. Nasıl olacak bu? Ayşenur Hanım, bir kere niye olacak? Açık herhalde. Niye olacağını sormama gerek var mı? Ben biraz rahatsız ettiği için. Bıyık altında gülmek istiyorum. Bıyığım yok ama. Şöyle, hani devletin her şeyi kontrol etmesi, başta üretim hep etkin olmayan bir sonuç ortaya çıkarırdı. Hani devlet üretimde olmazdı. Özel sektöre teşvik verirdi. Bu illa verilerde mi devlet monopolisi olması gerekir? Aslında şöyle bir şey var. Eninde sonunda TÜİK'te veya diğer devlet kurumları da karşılarında, hatta yanlarında, karşılarında derken yanlarında kendisiyle beraber çalışacak akademik ve özel sektöre dayalı bir mekanizmayı hissedecekler. Bu garanti. Ben TÜİK'i yöneten karar vericilerin veya Merkez Bankası'nı yöneten karar vericilerin de böyle düşündüğü bilincini taşıyorum. Ama şu bir gerçek ki ENAG, Enflasyon Araştırma Grubu, verileri inanılmaz şekilde doğru, daha çok ve halkın hislerine daha yakın ölçüyor ya da hesaplıyor. Ama söylediğiniz o kanun ya da yönetmelik, artık neyse bilmiyorum, belki de yapılabilecek en büyük hatalardan bir tanesidir. Anket şirketlerini kapattınız, denetlediniz. Amacınız ne? ENAG'ı kapattınız. ENAG grubu kapattınız. Amacı ne? Yani başarıya mı ulaşacaksınız? ENAG eninde sonunda, bakın ben size söylüyorum burada. Ve vurgu yaparak söylüyorum. ENAG eninde sonunda o verileri yayınlayacaktır. ENAG eninde sonunda o gerçek verileri halkla buluşturacaktır.
İsterse web sayfası kapatılsın, ben ona gideceklerini zannetmiyorum. İsterse her türlü hukuki engeli çıkarsınlar. ENAK ve ENAK benzeri bütün kuruluşlar Harvard Üniversitesi'nde olduğu gibi